Merhaba arkadaşlar. Cümle ile ilgili bir etkinlik yapacağız. Çok sevdiğim bir şiir var. Göğe bakma durağı. Turgut Uyar'ın çok güzel bir şiiri. Bu şiir içinde geçen cümleleri yapılarına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre inceleyeceğiz. Oldukça güzel bir şiirdir. Şöyle dil bilgisi açısından değil de sadece şiir olarak bir okursanız güzel olacağını düşünüyorum. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şimdi cümleye baktığımızda iki tane yüklemi var. Iç arasında virgül var. İki cümleyi birbirine eğer virgülle bağlıyorsan burası sıralı cümledir yapısına göre. Yüklemler e, baktığımızda her ikisi de sevinmek ve bakmak fiil olduğuna göre fiil cümlesi ve yüklemlerin her ikisi de sonda olduğuna göre kurallı cümle. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otların, otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Kaç yüklem var? İki yüklem var. Virgül var. O zaman sıralı. Hocam şurada bağlaç var. Şey fiilimsi var. Orası önemli değil. Kaç yüklem var? Yüklem sayısına bakacağız. Yüklem sayısı birden fazla. O zaman ya sıralı ya bağlı. Virgül olduğuna göre sıralı. Fiil cümlesi, yüklemler sonda, o zaman kurallı. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Kaç yüklem var? Bir tane yüklem var. Peki tek yüklem varsa ya basittir ya bileşik. İçinde fiilimsi görüyor muyum? Görüyorum. O zaman burası bileşik cümle yani giriş bileşik cümle. Yüklemimiz olumlu yani fiil fiil cümlesi yeri, yüklemimizde yerinde olduğu için kurallı cümle. Yapısına göre devam edeceğim. Bu yüklemin türüne ve yerine göre olan kısımlar kolay. Onları siz yaparsanız... Onları size bırakıyorum. Bu evleri atla. Bu evleri de bunları da atla bak. Şimdi yükleme ortak sıralı cümleler nadirdir. Bakın bu evleri de bunları da atla. Birden fazla yüklemimiz var. Virgülle bağlanmış. O zaman burası yine sıralı cümle değerlendirmesi göre. Göğe bakalım. Tek yüklem var. Bakmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Vi, fiilimsi yok. Şart kipi yok. O zaman basit cümle arkadaşlar. Burası basit cümle. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. Çok yüklemli, virgülle birleşmiş. O zaman sıralı cümle. İnecek var deriz. Bakın inecek var deriz. Birinin sözünü aktarıyor, doğrudan anlatılmış cümle. Bakın şu ilk cümle yapısına baktığımızda bileşik. Nasıl bileşik? İç içe bileşik. İç içe bileşik cümle. İkinci bir cümlemiz daha var. Otobüs durur. İneriz. İki tane yüklem var. Virgülle birleşmiş. O zaman ikinci cümlemiz de sıralı cümle. Bu karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Bakın iki tane cümle var. İki cümleyi virgülle birbirine bağlıyor. O zaman sıralı cümle. Herkes uyusun. iyi oluyor. Hoşlanıyorum. Bakın üç cümle. Üçünde arasında virgüller var. Yine sıralı cümle. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Kaç yüklem var? Bir tane yüklem var. Bakın şuradaki virgüller sizi yanıltmasın. Yüklem sayısına bak. Bir yüklem var ve cümle içinde başka yargı yok. O zaman basit cümle. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Bakın birden fazla cümle var. Birden fazla cümle var. Virgüllerle birleşmiş. O zaman burası yine sıralı cümle. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Şimdi şurada bir virgül olduğunu görürsek, bir cümle, ikinci cümle, o zaman burası yine sıralı cümle. Şöyle olsaydı, mesela şurası olmasaydı, herkes yokken biz oluruz, bir tane yüklem var, içinde fiilimsi var derdik ve giriş bileşik cümle derdik. Nasıl olsa sarhoşuz, bakın. Yüklem var, bir tane yüklem var. İçinde şart kipi var mı? Var. O zaman bu ne oldu? Şartlı bileşik cümle oldu. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda aynısı. Tek yüklem, şart kipi var. Şartlı bileşik cümle. Beni bırak göğe bakalım. İki cümleyi birbirine virgülle birleştirdim. Burası da yine sıralı cümle. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Kaç yüklem var? İki yüklem var. Virgülle birleşmiş. Yine sıralı cümle. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Yüklem sayısına baktığımızda çok yüklem var, birden fazla yüklem var. Yine virgül kullanmış, o zaman sıralı cümle geliyor. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi bu cümlenin yüklemi yok. Bakın bu cümlenin yüklemi yok. Eksiltili cümle. Bugün yüklem olmadığı gibi eksiltili cümle. E, yüklem olmadığına göre biz buna basittir, bileşiktir diyemiyoruz ama en azından basit cümle değerlendirmesi yapabiliriz. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Şimdi bak, iki tane cümle var. Bir tane yüklem burada, bir yüklem burada. Burada da aktarma cümlesi var mı? Var. O zaman buraya ne diyoruz? İç içe bileşik cümle diyeceğiz. Isınıyor, tek yüklemli. O zaman basit cümle. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. İki cümle var. İki cümleyi birbirine virgülle bağladık. Sıralı cümle. Sayısız pencerem vardı. Bakın tek yüklem. Cümle bitti, nokta koydu. O zaman basit. Çünkü cümle içinde başka yargı yok. Bir bir kapattım. Çünkü cümle içinde başka yargı yok. İki tane basit cümle yan yana gelmiş. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Yine aynı şekilde bakın. Şurada aktarma cümlesi var. Diye kapattım. Bak, bana dönesin diye kapattım. Aktarma cümlesi. iç içe bileşik cümle. Şimdi otobüs gelir biner gideriz. Bakın iki cümle virgülle bağlandı. Sıralı cümle. Dönmeyeceğimiz bir beyan, yer beyan. Başka türlüsü güç. İki cümleyi birbirine sıralı, virgülle bağladım. Sıralı cümle geldi. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim, yetsin. Üç cümle, üçünü de birbirine virgülle bağladı. Sıralı cümle. Seni aldım, bana ayırdım ilk cümlemiz bu seni aldım bana ayırdım İki cümleyi birbirine bağladı şurası sıralı cümle durma kendini hatırlat yine aynı şekilde sıralı cümle durma kendini hatırlat sıralı cümle durma göğe bakalım şu virgül koyarsak yine sıralı cümle olacak Evet Böyle güzel bir şiir de bu şekilde inceleyince biraz değeri kaçıyor belki ama şöyle konudan bağımsız olarak okursanız güzel bir şiir olduğunu göreceksiniz. Evet arkadaşlar, dil bilgisini bitirdik. Bir sonraki videomuzda artık sözel mantığa geçiyoruz. Kendinize iyi bakın.